bebeği hasta etti. Ne var, ne var? Hemen onu kaçırmışlar. Rüzgar! İmdat! Allah belanı versin Tanberk. Bağırma canım. Ay evet, başım ağrıyor da. Yeter artık, düş peşimden, bırak. Demek ki susmayacak. Ne yapmak lazım? İnsan böyle böyle kötü oluyor işte. Zamanında laf söz dinleseydin böyle olmazdı. Oh. Hiç. Ben size. Peki Müjgan, o ne yaptı? Ben de buralar. Müjgan. Biz bilmiyoruz Müjgan bile. Bu yaptığınız yanınıza kar kalmaz. Gafiller. Kabahat sende değil Ferdi kardeşim. Kabahat bunda. Her yere burnunu sokuyor böyle. Ama eğitmen lazım ona. Hasbi efendim, ismim Hasbi olacak. Peki Osman Bey, biz size ne yaptık? Şimdi bak Ferdi kardeşim. Birkaç güne kalmaz biz burada işlerimizi bitiririz. Sonra sen yoluna, biz yolumuza. Tabii ki işlerimizi halledip gidene kadar misafirimiz olacaksın. Hizmetlerimize hiçbir şey dahil değildir. Dayak hariç. Peki Osman Bey? Bu tarih eserden kimseye söz etmedin değil mi? Hayır. Herhangi birine? Yok. Bu gösteri yaptığın arkadaşa bahsetmiş olabilir misin? Kim? Süleyman mı? Hı. O anlamaz öyle antik şeylerden. Şimdi sana son kez soruyorum. Bana doğruyu söyle. Hasbi efendim. İsmim Hasbi. Efendim? Hı. Kim? Tamam. Tamam, geliyorum. Tamam. Kimmiş? Ferdi. Seni çok kötü döverim. Hasbi. İsmim Hasbi. Biri beni döndürebilir mi be? Böyle yan kaldım. Babanız gönderdi sizi değil mi efendim? Alakaya. Benim kendi iradem yok. Bir misafirim var. Böyle sesler falan olursa bir sıkıntı yaratmıyor. Evet efendim, biliyorum. Yalnız babanız bu konularda çok hassas efendim. Tamam canım, biliyor. O yüzden bu işi burada halledelim. Olsun gitsin, hadi. Peki ama babanız muhakkak ki şey... Yorma beni. Lütfen yorma. Kaytan Bey, mısırma saçtım. Yorma beni. Bu işi halledelim. Olsun, bitsin, gidelim. Ah. Peki efendim. Koridoru boş tutalım. Millet ne der sonra? Olur mu öyle şey efendim? Biz zaten odadan çıkardık.
depoya kapattık efendim. Siz hiç merak etmeyin. Güzel. Gerçi konuşturana kadar biraz uğraştıracak ama inanın uzun sürmez efendim. Ne sürmez? Yani bizim de kendimize göre metotlarımız var efendim. Ya tatlı tatlı ya kanlı. Bakalım birilerine bir şey anlatacak mı, orada burada konuşacak mı, değil mi? Kanlı mı? Ne yapıyorsunuz ya? Vaktiyle ilişkimiz olan insan. İlişki? Oldu bir şeyler. Ama ne ilişki? Bir aşk hikayesi. Neyse efendim, tamam biz yine tedbirimizi alalım ki hani orada burada konuşmasın, ağzını kapatmak lazım. Gerçi siz bunu kapatmışsınızdır ağzını. Ya yapmayın kardeşim, yapmayın, bir sakin olun. Efendim yapmayın, bakın babanızın emri var, hayatta bırakma. Neyse, neyse. Sen beni götürsene gülüme. Gülünüz, yani şey, gülünüz bu tarafa. Hadi canım, hadi, hadi. Buyurun. Efendim ben otelin gösteri ekibindenim. Akşamki temaşamız için bir tanıtım yapmaya geldim. Yok kalsın. Ama efendim çok müstesna. Şöyle anlatayım. Yok yok, istemez. Ne oluyor? Ne var kardeşim? Nus ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Ne? Bu. İleri gidebileceklerini tahmin edemezdim. Bunlar çok fena insanlar Müjgan. Çok fena. Yürü yürü yürü. Aa, öldü mü? Yok Aygın, bu konunun uzmanı oldum ben bugün. Bu ne hal Osman? Çekirdek yemişler. Evet, bu ne hal? Lan bir kızı tutamadınız be. Kimi tutuyordun lan? Asmi. Asmi dedi. Asmi Ferdi. Ya Ferdi, Asmi. Müjgan, Müjgan. Müjgan kim? Ben Osman, ben. Ben Osman. Aa, herif Müjgan'a kaçmış. İlk defa doğru söylüyor. Yürü. Müjgan ablanızın odasına. Metin Bey. Yakala. Hay ben böyle şahsın, böyle dünyanın böyle kalbinin içine ineyim. Bravo Müjgan. Bitti mi? Bitti efendim. Bitti işte. Gidelim. Şunu taktım. Ya. Müjgancığım. Buradan. Anlat bakayım çocuğum. Neyi babacığım? Maçı. Ne maçı babacığım? Kaç kaç bitti? Hangi maç? Ne oluyor lan burada? Ha? Ne oluyor lan burada? Metin Bey, efendim zatayenizin emrettiği üzere Hasbi Bey kardeşimizi gözetim altına almıştık efendim. Peki bu kız ne alaka? Ben bu otelde çalışıyorum ya. Sen bu kızı odaya kapattın ve sen de elinden kaçırdın, öyle mi? Vallahi öyle Metin Bey. Kamil, ben sana ne dedim? Bana vurursunuz. Dedim mi? Oh! Ne oldu Kamil? Oh! Sana ne demiştim? Silerim demiştiniz. Ne demiştim? Silerim.
galiba sildiniz. Sildim. Metin Bey, vallahi billahi ben söyledim, arayalım dedim ama Tamberk Bey nedense... Osman Bey, biz beraber bir yola çıktık değil mi? Evet efendim. Beraber yola çıkan insanlar birbirlerini yarı yolda bırakmaz ve satmazlar. Değil mi? Metin Bey! Efendim? Çok acıdı. Aa, gerçekten. Vallahi. Ay, çok mu acıdı? Buz ister misin? Bir tane! Anam! Bu sefer yaptım, vallahi günah yaptım Metin Bey. Ayık olun, ayık. Ben her zaman başınızda bulunamam ki. Peki bu kıl kuyruğu kim elinden kaçırdı? Biz efendim. Yani... Şöyle oldu. Nasıl oldu? Yani efendim... Nasıl oldu? Efendim, bunu düşürdünüz. Sağ ol. Hasbi Bey, yapacağım antika alışverişine şahit oldun. Yok efendim, ben ızgarada biber közlüyordum. Oradan kulak misafiriyle göz ucundan şey oldum. Şimdi senin de dizlerini kırsam ağzın kapanır mı? Efendim, ben yüzümle ve vücudumla para kazanıyorum da kalıcı hasar vermezseniz sevinirim. Aç ağzını Hasbi. Aç ağzını. Ben Hasbi. Hasbi hal. Hasbi. Yani nedensiz. Bugün son kez buradayım. Bu son gösterim. Vedalaşmaya geldim. Hiçbir işte muvaffak olamadım. Hiçbir işi beceremedim. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Sevdim. Çok sevdim. Bu beni çok yaraladı. Olsun. Ben gene de sevmeye devam ettim. Edeceğim de. Tek arkadaşım Süleyman beni hem gerçek hem mecazi anlamda sattı. Olsun. Ben gene de onu çok seviyorum. Neden mi? Nedensiz. Siz nedenlere o kadar takmışsınız ki. Nedensiz ve karşılıksız bir şeyin olacağına inancınız kalmamış. Ben bunu tek başıma değiştiremem. Hem dünyayı nasıl değiştirebilirsin ki? Değiştiremezsin. Sadece alışırsın. Bu sefer gerçekten uzaklara gidiyorum. Öyle 7-8 kilometre falan değil. Ben Hasbi. Hasbi hal.